Arkadaşlar bugünkü amacımız kurt yuvalarını izlemek ve eğer denk gelirse kurt görüntüsü alabilmek veya seslerini duyabilmek. Sabah saat 6.30-7 sulara geleceğimiz yer biraz uzak olduğu için yola daha erken çıktık. Bugünkü amacımız bu. Arkadaşlar burası hayvanların kullanmış olduğu bir patika. Buradaki hayvan popülasyonunun ne kadar hızlı olduğunu aslında buradan görebiliriz. Çünkü patikalar gayet taze bir şekilde duruyor. Şöyle bakıldığında buradan devam etmişler. Burası bizim köyün batı tarafında olan bir oluşum, doğal oluşum. Doğal mağaralar var, kurt yuvaları, tilki yuvaları, çakal yuvaları var. Burası bu şekilde. Şurada bir oyuk var. Uzaktan bakalım, belki bir yabani hayvan olabilir. Yok, bir hayvan yok. Ama hayvanların ekseriyette kullandığı bir yer aslında burası. Aynı şekilde üst taraflarda da var. Şöyle çıkabildiğim kadar ele göstereyim size. Şuralar. Şu üst tarafta da bir tane var ama şuranın dikliği beni engelliyor. Şu bölgede. Şurada. Hop. Burası da aynı şekilde suyun gücüyle olmuş bir durum. Aslında burası çok yüksek değilmiş gibi gözüküyor ama şurası bayağı bir sarp, suyun etkisiyle açılmış. Ağaçları vesaire devirmiş zaten su. Burası böyle. Burası da o inlerin mağaralarının yukarıdan görünüşü. Az önce çıkamadığım yer şurasıydı. Şöyle uzaktan yakınlaştırabilirim. Kadarıyla göstereyim. Şurası. Burası bayağı büyük. Yani burada neredeyse iki tane insanı içine alabilecek kadar büyük bir alan var. Burası yaban hayvanların sığınak yeri. Şu şekilde. Arkası zaten dağ. Rüzgardan, soğuktan koruyacak şekilde. Şuradaydı. Şurada da benim ilk gittiğim yer var. Şu alanda. Şuradan bakalım da gözüküyor zaten. Şöyle. Burası da büyük bir hayvanın yatağı olmuş. Şu şekilde. Bakıldığı zaman gayet zaten belli oluyor. Şöyle küvet gibi şekil almış. Şurada da sürekli kullandığı bir yol var zaten. Belli oluyor. Burası da
Büyük ihtimal yattığı yer arka tarafına ağaç almış. Ön taraf alanı açık. Kendini güvende hissedecek şekilde. Arkadaşlar bu da bir kurt yuvası. Az önce gördüğümüz pislikler bunlara aitti. Dışkılar bunlara aitti. Burası gayet taze bir yuva çünkü ayak izleri falan belli oluyor. Şunlar kurtların ayak izleri. Şurası da gayet taze bir yuva. İçeri doğru bakıldığı zaman belki de dolu bir yuva. Bizden bir 10 dakika önce belki buradaydı, belki bir saat önce. Şurası patikası. Şu yolu takip ederek evlerine girip çıkıyorlar. Şurası falan hep belki de gizlendikleri yerler. Yuvayı tekrar göstereyim size. Farklı bir yuva. Yine bir kurt yuvası burası da. Bakıldığı zaman diğerine yakın. Belki de alttan birbirine birleşiyor bunlar. Diğeri şu bölgedeydi. Arka tarafında da bir küçük bir oyuk var. Ya bunlar belki de alttan birbirine birleşiyor. Ama şurası sürekli kullandıkları yerler. İçi zaten belli oluyor. Samanlar vesaire de var. Ot kırıntıları. Burada fazla ayak izi belli olmuyor ama diğer taraf ıslak olduğu için ayak izleri vesaire hep taze. Çok net bir şekilde belli olabiliyor. Buralarda kurtların yaşadıkları alanlar. Burası köye bayağı bir uzak. Yani aslında kurtların yaşayabilmesi için gayet uygun bir ortam var. Köpekler vesaire uzak. Köyün etkisi az. Belki yiyecek sıkıntısı yaşayabilir. Yani buralarda fazla geyiktir vesaire olmuyor. Bir domuzu da bir kurtun herhalde yiyebilmesi veya yakalayabilmesi bayağı bir zor. Belki grup şeklinde yakalarlarsa olabilir. Ama diğer türlü tek etekte domuz köpeği alt edebilir. Çok rahat bir şekilde kurdu da alt edebilir. Arkadaşlar şöyle geldiğinizde farklı bir vahşi hayvan yuvasıyla karşılaşıyoruz. Burası da aynı şekilde suya yakın. Hemen şurada su kaynakları var. Ormanın neredeyse tam ortası burası. Şurada. Burada yine şurada ayak izleri belli oluyor. Küçük bir hayvan, tilki olabilir, kurt da olabilir. Bakıldığı zaman gayet korunaklı. Şehirden uzak, ulaşım çok zor. Yani buraya 3,5 saatte gelebildik ancak. Arkadaşlar yine bir vahşi hayvan yuvası. Ayak izlerinden, dışkılarından anlıyoruz bunu. Şu şekilde bakıldığında şurada da aynı yuvanın biraz daha geniş hali var. Burası da suya yakın.
yerleşim yerinden uzak. Arkadaşlar tesadüfen geçerken fark ettiğimiz bir yuva daha var burada. Şöyle bakıldığı zaman uzaktan burada bir köpeğin rahatlıkla geçebileceği bir alan var. Şuradan bakıldığı zaman hiç fark edilmiyor. Şöyle şurada ufak tefek dışkı kalıntıları var ama şuradan bakıldığı zaman çok rahat bir şekilde girip çıkabileceği bir delik var, büyük bir delik. Arkadaşlar yine bir vahşi hayvan sığınak, mağara gibi. Şöyle bakıldığı zaman saat doğru bir kıvrım var ama biraz tehlikeli olabileceği için yaklaşmıyoruz. Bu deliğin, az önceki deliğin devamı şurada. Büyük ihtimal bir tehlike anında vesaire bu aradan kaçıp gidiyor veya daha farklı bir delik varsa o tarafa geçiyor. Çok yoğun bir idrar kokusu var. Köpek veya kurt veya tilki kokusu. Şöyle bakıldığı zaman güzel bir manzarası da var aslında. Arkadaşlar yine bir vahşi hayvan barınağı. Burası ileri doğru devam ediyor. Arkadaşlar farklı bir vahşi hayvan yuvası. Bu aktif olarak kullanılan bir yuva büyük ihtimal. Çünkü içerisi çok temiz gözüküyor. Örümcek ağları vesaire bu tür şeyler yok. Buraya bir insan çok rahatlıkla girebilir. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Nasıl bir alanda çekim yapıyoruz ve ev nerede, yuva nerede? Burası ileri doğru devam ediyor. Bir insanın ulaşabilmesi imkansız neredeyse. Etrafı hep kayalıklarla çevrili. Arkadaşlar az önce çektiğim yuvanın devamı, yani farklı bir girişi büyük ihtimal burası. Bu giriş diğerlerine göre daha büyük. Çünkü burada bayağı geniş bir alan var. Yani buraya neredeyse bir kişi, yetişkin bir kişi çok kolaylıkla girip çıkabilir. Şöyle devam ediyor. Ve az önce ilk çektiğim videodaki yerle birleşiyor sanki. Şöyle bakıldığı zaman bayağı da büyük bir alan yani. Burası da böyle güzel bir